Değerli izleyiciler, iyi akşamlar. Yükselen Asya programı ile Ekotürk ekranlarında yine sizlerle birlikteyiz. Yükselen Asya derken, programımızın adını söylerken tabii ki esas olarak bir ekonomik yükselişten bahsediyoruz. Özellikle çoğunlukla da tabii Asya'nın doğusuna, Asya-Pasifik dediğimiz bölgeye odaklanıyoruz. Asya tabii ki çok büyük bir kıta. Biz de Türkiye olarak Asya'nın en batı ucundayız. Hani daha çok kendimizi Asya'nın en batısı ve Avrupa en doğusu olarak nitelendiriyoruz. Şimdi bugün bu büyük kıtanın batısı ile doğusu arasında bir köprü kurmak gibi bir amacımız var. İran'a bakacağız. İran üzerinden Asya'ya bakacağız. Kiminle bakacağız? Konuğum Doktor Hakkı Uygur, İran Araştırmaları Merkezi Başvekili ile. Hakkı Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Altay Hocam. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz katıldığınız için. İran tabii komşu ülkemiz, çok önemli, her açıdan çok önemli. Aynı coğrafyadayız, oradaki gelişmeler bizi çok yakından ilgilendiriyor. Açıkçası ben yakın bir geçmişe kadar çok da hani bu önemin karşılığını veremedik. Hani İran'ı okumak, İran'ı anlamak açısından diye düşünüyorum. Ama sizin merkezinizle birlikte ve merkezinizin çalışmalarını da yakından takip ediyorum. Her alanda yani dil eğitiminden uluslararası ilişkiler alanına kadar hani İran'ın hakkını vermeye başladık bu anlamda diye düşünüyorum. Şimdi dilerseniz şuradan başlayalım hocam. İran tabii ambargolar söz konusu. 2015'te bir anlaşma vardı. İşte P5+1 Güvenlik Konseyi'ndeki ülkeler Almanya artı İran. Orada bir sürece girilmişti ama Trump'la birlikte o süreç biraz zafa kalktı. Şimdi Trump gitti. Biden'la birlikte ne olacak? Bir durum nedir? Yani İran ambargolar, İran ekonomisi ambargoların altında. Öncelikle şu fotoğrafı bir sizden alabilir miyiz? Evet hocam, sizin de belirttiğiniz gibi İran Batı Asya'nın Türkiye gibi en önemli ülkelerinden birisi. Bizim komşumuz hasabiyle, olması hasabiyle de Türkiye için de ekstra bir önemi var. Nedir bu önem? Hem ekonomik açıdan var, sizin de dediğiniz gibi. İran normal şartlarda Türkiye'nin önemli enerji ithalatçılarından biri. Türkiye'nin enerji ithal ettiği ülkelerden bir tanesi. Türkiye'nin çok mal sattığı, İran'dan gelen turist sayısı, transit olarak İran, Türkiye'nin aynı şekilde batıya biz onlar için açılan kapıyı, onlar bizim için doğuya açılan vesaire. Bütün bunları birleştirdiğimizde İran bizim için oldukça önemli. Tabii bir de Arap Baharı'ndan sonra bölge jeopolitiğinde bir takım değişmeler var yine malumunuz. Bunlar da İran'ın önemini kat kat arttırdı. Suriye var, Irak var, biliyorsunuz Yemen var. Bütün bunlar bir araya geldiğinde önemli. Ama İran'la ilgili en önemli olay şüphesiz ki sizin de bahsettiğiniz gibi Trump yönetiminin, eski Amerikan Başkanı Trump yönetiminin Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan çıkmasıydı. Bu Türkçe'de COEP dediğimiz kapsamlı ortak eylem planından çıkması ve İran'a yaptırımlar uygulaması. Yani bu eğer Amerika olmasaydı ne olmuştu? Yani iki ülke arasında bir ticari belki geçebilirdik ama malum Amerika'nın küresel gücünden ötürü Amerika bir ülkeye yaptırım uyguladığı zaman bütün ülkeler etkileniyor. Türkiye gibi İran'la zaten yakın ilişkiye sahip ülkeler haydi haydi etkileniyor. Biliyorsunuz Türkiye Obama zamanındaki yaptırımlarda da buradaki rolü dolayısıyla ciddi baskıya maruz kalmıştı. Hatta biliyorsunuz Halkbank davası vesaire açılmıştı. Dolayısıyla İran'la ilgili olanlar aslında bir bakıma Türkiye ile de doğrudan ilgili. Türkiye tabii bu yaptırımlardan etkilenmemek için birçok mekanizma geliştirmeye çalışıyor ama son tarihinde bunlardan etkilenmemesi mümkün değil. Hem ticari olarak etkileniyoruz. Az önce dediğim gibi İran'a sattığımız mal çok azaldı. İran'dan aldığımız enerji çok azaldı. Tabii ki korona ile birlikte bu küresel salgınla birlikte turizm de durdu. Bundan da etkilendik. Şu anda iki ülke ilişkileri birçok açıdan, ticari ilişkilerden bahsediyorum tabii, dip noktayı görmüş durumda. Ama iki ülke hiçbir zaman aralarındaki bu iletişim mekanizmasını bozmadılar. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Dışişleri Bakanı Zarif buradaydı. Cumhurbaşkanımızla ve Mevlüt Çavuşoğlu'yla da görüştük. Dolayısıyla ikili ilişkiler mümkün mertebe dış etkilerden korunarak geliştirilmeye, sürdürülmeye çalışılıyor. Biden döneminde bu nasıl olacak? Muhakkak etkilenecektir. Biden yönetimi biliyorsunuz defalarca seçim kampanyasından beri nükleer anlaşmaya geri döneceğini açıkladı. Trump'ı kınadı. Ama bugün gelinen noktada biz ilk işaretlere baktığımız zaman Beyaz Saray'dan gelen bunun o kadar kolay olmayacağı anlaşılıyor. Çünkü anlaşma üzerinden 4-5 yıl geçmiş, birçok açığı anlaşmanın yeni yeni fark ediliyor.
Amerika açısından işte İran'ı biliyorsunuz anlaşma gereği İran'ın silah ithali ve ihracı artık serbest. Amerika bundan rahatsız. İsrail gibi, Suudi Arabistan gibi, Birleşik Arap Emirlikleri gibi bölgesel Amerika'nın müttefikleri İran'ın bölgesel etkinliğinden rahatsız. Dolayısıyla bütün bunlar bir araya getirildiğinde yeni anlaşmaya dönmek de şu anda zor görünüyor ama daha çok Biden yönetiminin daha büyük ve kapsamlı İran'ın bölgesel politikalarında balistik füze teknolojisinde, seyir füzelerinde içeren büyük bir anlaşmaya ulaşmak özellikle kısa vadede çok zor görünüyor. Ama net olarak bildiğimiz bir şey var. İran, Biden yönetimi altında eskisi gibi şeytanlaştırılmayacak Washington tarafından diyebiliriz. Evet, aslında belki de atılması gereken önemli ilk adım da bu. Yani Biden dönemindeki Amerika-Çin ilişkilerinin nasıl gideceğini tartışırken de sıklıkla şunu söylüyoruz. Birçok konu aslında devam edecek Çin ile Amerika arasında bu ticari savaşlarıyla ilgili. Ama en azından üslup olacak. İşte bu şeytanlaştırma dediğiniz şey kalkabilir. Daha yapıcı bir üslup olursa küçük adımlarla belki hani işte hedefe doğru veya ortak paydaya doğru da daha doğrusu ulaşılabilir. Herhalde İran için de bunu beklemek durumundayız. Hocam, tabii ben İran'ı sizin kadar yakından takip etmiyorum ama bu 2018'den sonra hani bu yaptırımlar tekrar gelince Amerika tarafından tek taraflı olarak şunu gördüm. Yani sadece Türkiye değil tabii herkes bundan çok etkilendi. En başta İranlılar. Yani şunu düşünün, 2015'ten sonra bir olumlu bir açılım oluyor ve birçok firma burada Batı'dan firmalar, Avrupalı firmalar İran'a yatırım için geldiler. Bu yatırım sadece firmalar için değil, tabii ki İranlılar için de çok önemli. İran'ın üretimi, İran'ın ekonomik süreçleri için tekrar bu tersine dönüverdi. Ha, yaptırımlar diyoruz, pandemi diyoruz bir de Covid ile birlikte. Covid sırasında bu yaptırımların bu şekilde olması, hani acaba bunu nereye oturabiliriz? Hani insanlık adına nereye oturabiliriz? Oralara kadar gitti tartışma. Ama dediğinize katılıyorum. Herhalde en azından daha yapıcı, yani daha akılcı bir süreç olacaktır diye düşünüyorum. Hocam, Çin demişken, şimdi buradaki bir önemli aktör bence ama çok da konuşulmayan İran dediğimiz zaman hani sınırının da pek yani bir aktör. Geçenlerde aslında bir stratejik işlemi da söz konusu oldu. Yaklaşık 400 milyarlık yatırımlardan bahsediyor Çin'den İran'a. Çin'in İran'da bir geçmişi de var. Yani Çin yeni gelmiş bir aktör de değil buraya. Bu yeni dönemde acaba Çin'in rolünü nasıl görüyorsunuz? Bütün bu yatırımlar, kuşak ve yol girişimi, enerji alanındaki ilişkiler, yeni dönemde Çin'in rolü İran'da. Bundan ne bekleyebiliriz acaba? Evet hocam sizin de belirttiğiniz gibi Çin yükselen küresel bir güç. Dünyanın herhangi bir yerindeki olayları konuşurken birkaç cümle sonrasında sıra Çin'e geliyor. Çin'in yatırımları, Çin'le ilişkiler. İran'ın Çin ilişkileri de böyle. Hatırlayacak olursanız bahsettiğiniz bu anlaşma ve en azından anlaşma taslağı. Çünkü şu an için imzalanan bir şey yok. İşte 400 milyar doları bulduğu denilen hacmi, İran'daki limanların altyapı çalışmalarının Çin şirketlerine verilmesini öneren, öngören, petrol anlaşmaları, büyük petrol anlaşmalarını içeren bir anlaşma taslağı var ve İran Dışişleri Bakanı Zarif ve etrafı, gerek diplomatik isimler, gerek basındaki isimler bunu Amerika'ya karşı, özellikle Trump yönetimine karşı çok kullanmaya çalıştılar. O da basitçe şuydu, bakın biz alternatifsiz değiliz. Yani biz 40 yıldır Batı karşıtı bir siyasi söylemimiz var. 79'dan devriminden beri kahrolsun Amerika vesaire diyoruz ama son tahlilde ekonomik sistem içinde düşünüldüğü zaman bizim ana partnerlerimiz hep Avrupalı şirketler, Batılı şirketler. Ve biliyoruz ki bu Batılı şirketler de son tahlilde gerek hissedarlar olsun, gerek perde arkasındaki birçok işbirliği dolayısıyla Amerika'nın da çıkarını gözeten şirketler. Hatta buna ek olarak Japonya, Kore gibi yine Amerika ile çok yakın ilişkili olan şirketler ama İran şu mesajı vermeye çalıştı. Bakın bu kadar üstümüze gelirseniz bizim tüm ekonomik altyapımızı ortadan kaldıracak, hatta işte silahlı saldırılar kadar hatırlayacak olursanız geçen yılın başında Kasım Süleymani'yi öldürmüştü Amerika. Bu kadar üstümüze gelirseniz biz de alternatif ararız ve temel bir değişikliğe gideriz, bir strateji değişikliğine gideriz diye Çin'i gösteriyorlardı. Gerçekten de ben en son İran'a gittiğimde bir iki yıl aradan sonra şunu fark etmiştim. Mesela bir gösterge olarak ülkedeki Çin yapımı otomobiller müthiş artmıştı.
İran otomotiv sanayisi geleneksel olarak Fransa'nın kontrolü altındadır. Peugeot ve diğer markalar çok yaygındır. Son zamanlarda buna Kore eklenmişti. Ama şu anda müthiş bir Çin hakimiyeti altına gidiyor. Muhtemelen önümüzdeki 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl zarfında bütün dünyada olduğu gibi işte cep telefonundan tutun da otomotive kadar böyle tüketim mallarına, belki daha stratejik maddelerin teminine kadar Çin-İran ilişkileri gelişecek. Bu çok net. Ama benim gördüğüm bir şey var. 2019'da Çin'e bir ziyarette bulunmuştuk. Oradaki birkaç think tank'la görünmüştük. Çinliler çok sabırlı. Yani hiç aceleleri yok. Hiçbir konuda aceleleri yok. Şunun farkında Çin'in bu büyümesi elinde İran gibi ülkelerle olan ilişkisini çok derin noktalara getirecek. Ama Amerika ile çatışmak istemediğinden, siz de çok yakından tabii ki takip ediyorsunuz. Trump'ın bütün provokasyonlarına rağmen Çin hiçbir zaman aynı dille karşılık vermedi. Sabırlı davrandı, ihtiyatlı davrandı. Çin bunu gösteriyor. İran'la 25 yıllık anlaşmada da böyle yaptı. Çin Dışişleri Bakanlığı hiçbir zaman doğrudan anlaşmaya atıfta bulunan bir açıklama yapmadı. Dolayısıyla benim gördüğüm Çin Amerikan pardon İran Amerikan ilişkileri, İran Batı ilişkileri kötüyken Çin çok fazla tepki çekmek istemiyor. Olaya müdahil olmak istemiyor ama İran Avrupa gözünde, uluslararası toplum gözünde biraz normalleşirse benim tahminim Çin-İran ilişkileri de yeni bir boyuta kazanacaktır. Ama bu takdirde İran böyle tırnak içinde şeytanlaştırılması durumunda hatırlayın. İran'ın en büyük petrol ülkesi Çin'di. Ama Çin bile büyük ölçüde bu yaptırımlara uydu. Ve işte ancak Malezya gibi aracılarla, kaçak yollarla vesaire biraz petrol ithal etti Çin'den. Dolayısıyla Çin o büyük resimde İran'ı çok küçük bir parça olarak gördüğünden çok fazla bir siyasi angaje olmuşluk resmi vermek istemiyor Amerika'ya diyebiliriz. Evet hocam, bir hani elimdeki bir rakamı da paylaşmak isterim sizin söylediklerinize ek olarak. Geçtiğimiz yıl içerisinde Çin İran'dan yaklaşık 3 milyar ton petrol ithal etmiş. Bu bir önceki yıla göre %70 az. Hani tabii pandeminin etkisi de olabilir, ama hani burada da bir aslında dediğiniz gibi Çin'in biraz daha hani bekleyelim görelim, biraz daha sabırlı davranalım. Hani ve aslında çok güzel ifade ettiniz. Yani herhalde İran Çin için büyük resmin içerisinde bir parça gibi gözüküyor. Şimdi tabii bu anlaşmadan hani daha imzalanmayan ama taslağa işte bir şekilde kamuoyuna yansımış olan 25 yıllık anlaşma, 400 milyara kadar yatırımlar yapılacak vesaire deniyor. Tabii bunları da Covid'den sonra nasıl gelecek? Tabii ki bunu göreceğiz. Petrol, doğalgaz, enerjiden bahsediliyor. Altyapıdan bahsediliyor ki hani bu açıdan kuşak ve yolun içerisinde, kuşak yol girişiminin içerisinde de Çin'i bir yerde oturtabiliriz. Şunu merak ediyorum. Bir yandan Biden'la birlikte hani beklenen şekilde, beklediğimiz şekilde bir normalleşme de aşama sağlanırsa, Çin biraz daha burada daha hani aktif bir rol oynamaya başlarsa, bunun ekonomi dışında da acaba etkilerini veyahut açılımlarını görebilir miyiz? Şu yüzden soruyorum, çünkü geçmişte Çin örneğin Çin ve İran deniz kuvvetleri arasında ortak müşterek tatbikatlar da hani ufak çaplı ve daha çok teröre karşı mücadele amacı taşıyan şeyler gördük. Acaba böyle bir boyutunu daha güçlü bir şekilde görebilir miyiz? Bir askeri işbirliği boyutunu sizce? Bu mümkün ama yakın vadede ben çok ciddi bir kırılma beklemiyorum. Çünkü hani az önce nasıl Çin için dediyse bütün yumurtalarını aynı sepete koymak istemiyor. Aynı şey İran için de söz konusu. Yani geçtiğimiz günlerde mesela Biden yönetimiyle birlikte özellikle Hindistan'da üst düzey askeri yetkililerin de biz İran'ı ziyaret ettiğini gördük. Hindistan'ın da İran ilgisi çok büyük. Özellikle Çin ve Pakistan arasında geliştirilen o stratejik anlaşma, Gwadar Limanı gibi anlaşmanın Hindistan bir benzeri İran'la yapmak istiyor Çağbahar üzerinden. Çağbahar'a ciddi yatırımları vardı Hindistan'ın. Yaptırımlar dolayısıyla çok fazla ilerleme sağlanamadı ama dolayısıyla oradakiler biraz çok net değil. İran-Amerikan ilişkilerinin önce nereye gittiğini görmek lazım. Yani Amerika İran'a son derece sert yaptırımlar uygularken bile istisna ettiği projelerden biri Çağbahar. Bunun da sebebi işte Çağbahar'ın dediğim gibi Gwadar'a Çin'e bir alternatif olmasıydı. Dolayısıyla
İran ve ilişkiler arasında iyileşme görürsek, benim tahminim İran ve Erikler, az önce de söylediğim gibi, bütün Batı karşıtı söylemlerine rağmen son tahlilde Çin'dense Batı ile işbirliği yapmayı tercih edecek kişilerden oluşuyor. Hatta biliyoruz ki bu 2015'te nükleer anlaşma imzalandıktan ve özellikle Batılılar İran'a girmeye başladıktan sonra İranlıların bu Batılı şirketler olan yoğun ilgisi Çin'i ikinci plana atmaları Çinli yetkilileri oldukça kızdırmıştı. Ve ben hatırlıyorum özellikle Ruhani karşı kanat tarafından çok ciddi eleştirildi. Yani sen Çin'e böyle yaptın, Çinliler de şimdi yaptırımlarda önündeki olmadığı kadar yaptırımlara uyuyorlar. Çünkü zor zamanımızda Çin diyoruz ama işler biraz iyileşince bir daha batıyor yüzümüzü dönüyoruz tarzında. Dolayısıyla ben İran-Çin stratejik yakınlaşmasını şu anki resim için tabii ki yarın ne olur bilemeyiz. Çünkü bölgesel gelişmeler gerçekten çok değişiyor. İşte biliyorsunuz İsrail'in rahatsızlığı var. Biden yönetiminin İran'a karşı tavırlarından kendimiz harekete geçebiliriz diyorlar. Geçtiğimiz günlerde yine basına yansıdı. Farklı planlar üzerine çalışıyoruz. Saldırı, nükleer tesislere saldırı tarzı. Yani böyle bir gelişme bütün resmi tekrardan bozabilir. Ama onun dışında ben görece bir iyileşme bekliyorum Amerikan-İran ilişkilerine ve bu iyileşme olursa muhtemelen Çin ile İran yakınlaşması tabii ki gelişir ama öyle stratejik bir boyut en azından dediğim gibi tekrar yakın vadede beklemiyorum ben. Anladım. Tabii şimdi bölgedeki gelişmelerden bahsediyorsak eğer burada hani size tekrar altını çizeyim yaptığınız benzetmenin. Çin için İran aslında bölgesel bir yapının bir parçası, bölgesel bir tablonun bir parçası. Şimdi Çin'in Orta Doğu'daki varlığına bakınca tabii daha çok ekonomi, enerji ilişkileri başta olmak üzere ön planda. Şimdi kuşak ve yolla birlikte altyapı vesaire bunlar da ön plana çıkıyor yavaş yavaş. Ama açıkçası son 10 yıldır kabaca Arap Baharı ile birlikte Çin'in biraz daha siyasi anlamda da bölgede aktif olmaya çalıştığını gördük. Neyi gördük? Suriye konusunda örneğin bir barış planı ortaya koymaya çalıştı. Suriye'de hem rejimle hem muhaliflerle diyaloğu sürdürdü. İsrail-Filistin konusunda bir hani yine arabuluculuk girişimleri oldu. Çin'in siz yakın gelecekte burada Orta Doğu masasında sözü geçerli bir aktör olarak görüyor musunuz? Yani o ekonomik güç bunu getirebilir mi? Çünkü şu ana kadar açıkçası hani Çin'in siyasi alandaki girişimlerinin sonucunun ne olduğunu henüz görmüyoruz. O noktaya gidebilir mi? Yoksa Çin Orta Doğu'da daha çok hani ekonomisini yapan, işini yapan bir aktör olarak mı kalır? Valla tarihsel sürece baktığımız zaman büyük güçlerin çıkışını vesaire incelediğimiz zaman geçmişte olan süreçleri bu ekonomik gücün bir süre sonra siyasi güce evrileceğine hiç şüphe yok. Çin'in sabırlı olması demek bu yönde planları olmadığı anlamına gelmiyor. Muhakkak Çin bir müddet sonra bunu siyasi hatta askeri güce tahvil etmek isteyecektir ama benim düşüncem, şahsi kanaatim Çin'in kafasında bir zaman çizelgesi var ve henüz erken olduğu için doğrudan bu alana pek girmek istemiyor. Daha çok savunma pozisyonunda işte bildiğiniz gibi Çin denizinde vesaire oralarda Tayvan konusunda biraz diş gösteriyor. Ama diğer konularda hep böyle uzaktan bakan, ara buluculuk yapmaya çalışan, sizin de dediğiniz gibi İsrail ile Filistin arasında ara buluculuk yapan, Suriye konusunda bakın bir geçiş sağlarsanız ben de ekonomik olarak desteklerim, buradaki altyapı çalışmalarına girerim diyen ancak taraf tutmayan, risk almayan bir tarzı var Çin'in. Ama şu çok net ve en azından benim için bir müddet sonra bunu tabii ki öngörmek çok net değil. 5 yıl olur, 10 yıl olur, 20 yıl olur. Bu ekonomik getiriler siyasete dönüşecek. Hatta Amerika bunun farkında olduğu için hatırlarsanız geçen yönetimde Mike Pompeo koronanın, salgının en şiddetli olduğu zamanlarda Amerika'nın en sağlam müttefiklerine bir ziyaret turu yapmıştı. Avustralya, İngiltere, İsrail. Ve burada temel konu Çin konusuydu. Yani 5G teknolojisiydi, buralardaki limanlar teknolojisiydi, limanlar işletme haklarıydı. Neden? Çünkü Amerika şunun farkında. Yani kendisi de yapısal olarak en yakın ilişkilere sahip ülkeler, aynı kültürden ülkeler, Kanada'ya da bunu ekleyebiliriz bile, Çin'de çok derin ilişkiler geliştiriyorlar. Ve özellikle bu yeni teknolojiler, işte yapay zeka, 5G, burada ekonomi nerede başlıyor, siyaset nerede bitiyor, askeri boyutu neresi?
Hepsi içe girmiş durumda. Tabiri caizse bu ele, bütün elleri almış olacak. Dolayısıyla bir müddet sonra bu buraya gidecektir. Amerika'nın bence çekincesi bu. Trump buna kendi yoğurt yiyişiyle, kendi tavrıyla elinden gelen engellemeyi yapmaya çalıştı. Ne kadar olduğu tartışılır. Biden farklı söylemleri kullanarak insan hakları, demokrasi ilanları vesaire yapmaya çalışacak. Ama yine benim gördüğüm, tabii ki ben de Çin uzmanı değilim. Ama en fazla Çin'i muhtemelen yavaşlatabileceklerdir. Yoksa Çin dışarıdan görüldüğü itibariyle birçok temel konuyu zaten aşmış durumda ve tek ihtiyacı olan zaman. Evet hocam, benim bu çerçeve içerisinde açıkçası merak ettiğim, hani merak ettiğim derken yaşayarak göreceğimiz bir konu da var. Suriye'de savaş tam anlamıyla bitip de yeniden inşa süreci başladığında tabii Rusya'nın, İran'ın aktif olabileceğini, o ülkelerden şirketlerin aktif olabileceğini düşünüyoruz. Ama esas tabii ki Çin, hani sermaye birikimiyle de birlikte ve kuşak ve yol vesaire bunlarla birlikte Çin'in çok aktif olacağını da açıkçası düşünüyorum. İşte o zaman hani Suriye'nin yeniden inşası konusu iyice devreye girdiğinde bu alanda İran ve Çin arasındaki ilişkiler, Rusya'nın rolü, Amerika'nın rolü, Türkiye'nin rolü bunlar nasıl şekillenecek? Herhalde bunları yaşayarak göreceğiz. Hocam sadece 2-2,5 dakika kadar vaktimiz kaldı ama ben kapatırken biraz daha sizden şunu rica edeceğim. İran Araştırmaları Merkezi, İran çalışmalarınız hakkında biraz daha açabilir misiniz? Çünkü çok önemsiyorum bir komşu ülkeye yönelik, yani tek bir ülkeye yönelik ve çok önemli bir ülkeye yönelik bir merkez. Bir 2 dakika içerisinde biraz daha bizimle detaylı bilgiler, faaliyetleriniz hakkında paylaşabilir misiniz rica etsem? Tabii ki hocam. İran 2016 yılında kuruldu. Ankara merkezli olarak kuruldu. İran'a çalışan bir grup akademisyenin bir araya gelerek oluşturduğu bir sivil toplum kuruluşu. Bununla birlikte malumunuz bu tür işlerin niteliği gereği devlet kurumlarıyla, özel sektörle yakın ilişkimiz var. Onlar için projeler gerçekleştiriyoruz. Raporlar hazırlıyoruz. Bu bağlamda gerek yerli yabancı birçok danışmanlık şirketiyle de çalışıyoruz. Dediğiniz gibi İran çok önemli bizim için ve hani dışarıdan çok fark edilmese de bir şey var. Alt masalarımız var. İşte İran iç politikası, ekonomisi, Şiilik çalışmaları, güvenlik çalışmaları tarzında. Bunun dışında eğitim faaliyetlerimiz var. Ne yazık ki eğitim faaliyetleri de Türkiye Akademisi'nde çok güçlü değil. Bunu dili öğreniminden tutun da, öğretiminden tutun da, İran'a ilişkin güncel bilgilere kadar çok şey değil, güçlü değil. Bu bağlamda seminerler veriyoruz. İranlı hocalarımız var, yabancı hocalarımız var, uluslararası hocalarımız var. Bunların katkılarıyla. Web sitemiz var, 3 dilli. Buradaki yayınlarımızın hemen tamamına yakını. Burada yayınlıyoruz. Kapalı devre çalışmalarımız var, raporlarımız var. Bunları yalnızca kendi abonelerimize dağıtıyoruz. Bu şekilde İran'a ilişkin farkındalığı arttırmaya çalışıyoruz. İran biraz Türkiye'de çünkü çok tartışma konusu, fazla sıcak bir konu. Bazen ideolojik Doktor. farklı yaklaşımlar. Ama sonuçta bir komşu daha iyi tanınması gerektiğinden yola çıkıldı. Bugün itibariyle de 35-40 akademik kadromuz var. İstanbul'umuz var, Ankara'da bu şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Evet hocam, ilgilenen arkadaşlarımız, ilgilenen izleyicilerimiz de web sitenizden daha çok bilgiler edinebilirler. Çünkü bildiğim kadarıyla artık dil kurslarına kadar, Farsça dil kurslarına kadar bir yelpazede eğitim de var. O yüzden hani ilgilenen izleyicilerimizi web sitemize yönlendirmiş olduk. Tabii ki İran'la ilgili tezleri, çalışmaları destekliyoruz, burs veriyoruz, staj imkanı sağlıyoruz öğrencilerimize. Web sitemizi, sosyal medya hesaplarımızı takip ederlerse arkadaşlar ilginç bulacaklarını düşünüyorum. Hakkı Hocam çok teşekkür ederim katkılarınız için, paylaşımlarınız için. Komşu bir ülke çok daha yakından takip etmemiz lazım. Çin boyutu çok önemli. Hani yarım saat içerisinde birazcık bir şeyler izleyicimizle paylaşmışsak ne mutlu bize. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim hocam. Daha nazik davet. İyi çalışmalar, iyi yayınlar. Sağ olun. Değerli izleyiciler, bu akşam konuğumuz Doktor Hakkı Uygur ile İran-Çin ilişkilerini, İran'ı konuştuk. Gelecek hafta Türk ekranlarında yeniden buluşana değin. Hoşça kalın.